Evet, öğrencilerimizden gelen denemeler de çıkmış. Yapılamayan sorulardan bir başkası. Şekilde üst kısmı yarım çember, alt kısmı dikdörtgen biçiminde olan kemerli bir geçidin yüksekliği 5 metre, genişliği de 4 metredir demiş. Dikdörtgen biçiminde ve genişliği 3,2 metre olan şekil 2'deki kamyonun, şundan bahsediyor arkadaşlar, geçitten geçebilmesi için yüksekliği en çok kaç metre olmalıdır? Şimdi bu kamyonun bu kasa kısmı öyle bir denk getirilmelidir ki, bakın şöyle ortalamalı ki olabildiğince yükseğe çıkabilsin. Arkadaşlar soruyu çözerken buna dikkat etmemiz lazım. Şöyle olsun mesela bu kasa. Tabi burası 3,2. Şimdi bu 3,2'yi de göz önünde bulundurarak yapalım. Şöyle şuradan yarım çemberlik kısmı ayırsak. Arkadaşlar. Şurayı bakın 4 vermiş. Burasının 4 verdiyse burası çemberin merkezi olsa. Şurası 2 birim yapacaktır. Bakın yarı çapı 2 birim. Bu da yarı çap bakın. Bu da yarı çap olduğu için burası da 2 birim kadar gelecektir. 3,2'yi de tam ortadan böleceği için şuraya 1,6 diyebiliriz. Bakın şurası da çemberin yarı çapı olduğu için şu kısım da 2 birim gelecektir. Bakın burası da 2 birim gelecektir. Buranın tamamı 5 birim olduğu için şuradan şuraya kadar 3 olduğunu biliyorum yüksekliğin. Şimdi benim hesaplamam gereken kısmı aslında şurada ne kadar yukarıya çıkabildi. Bakın orayı biraz büyüteyim sizin için oradaki üçgeni. Şöyle çizelim. Evet, şöyle. Hatta şu kısma bakacağız aslında. Şurası 1,6. Şöyle çizeyim. Şöyle, şurası 1,6. Şurası yarıçap olduğu için şu kısım bakın o 2. Ben burayı bulacağım. 16 3, 4, 5 üçgeninin katları. 12, 16, 20 üçgeni bakın. O zaman 1,2, 1,6, 2 üçgeni olacak. Yani şu kısım 1,2'ymiş. 3 burasıydı. 1,2 de burası olunca en çok ne kadar yüksekte olacaktır? 4,2.